Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ı falan unutun. Türkiye tarihine geçen büyük dolandırıcıları anlatıyoruz bu videoda. Ekmek aslanın ağzında ama o aslanı kedicik sanıp ama iyi ama kötü niyetle kolay para kazanmanın peşine düşenlerin sayısı da epey fazla. Ancak bir aslanı bile ev kedisi olduğuna ikna edecek kadar profesyonel yalancılar var bu listede. Daha önce öyle sık sık anlatılan ve şakaları yapılan Sülün Osman gibileri yerine bambaşka isimleri derledik size. Malum var böyle tipler. İlk dolandırıcımız için 1975 yılına gidiyoruz. O yıllarda devlet mobilya ihracatı yapanlara %75 vergi iadesi yapmaya başlar. Bunu duyan 25 yaşındaki Yahya Kemal, şair olan değil, ceviz ağacından üretilmiş mobilya işine girer. Bu mobilyaları İsveç'teki bir şirkete satarak kısa sürede 20 milyon lira para kazanır. Bu geliri dikkat çekince inceleme başlatılır. Anlaşılır ki o mobilyalar ceviz değil sunta, İsveç'teki şirket gerçek değil sahtedir. Hayali ihracat dolandırıcılığını icat etmiştir Yahya Kemal. Bu yüzden suntacı lakabını alır. Bu da yetmez. 90'lı yıllarda Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Yatırım Bankası adında hayali bir banka kurar ve depo hesaplarla, karşılıksız çeklerle devlet bankalarını dolandırır. Bu arada Yahya Kemal'in bu dolandırıcılıklar karşısında nasıl bir ceza aldığına dair bir bilgi yok piyasada. Ancak kendisi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de yeğeni olur. Bu da ortamlarda satılacak bir bilgi. Devleti dolandırmak demişken, bizzat başbakanı dolandıran Selçuk Parsadan'ı anmamak olmaz. Askerde havacı, sivilde basketbolcu, darbeden sonra siyasetçi, sanatçıların menajeri, yani bu adamda ne ararsanız var. Aktif olduğu dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve belediye başkanlarını bile dolandırmış biri Parsa'da. Ancak bu dolandırıcılıklarda ne ürün vadetti onlara ne de yüksek gelirli bir yatırım. Güvenilir kişilerin sesini taklit ediyordu sadece. 2 Kasım 1995'te dolandırıcılıkta jübilesini yaptı bu adam. Emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit ederek Başbakan Tansu Çiller'i aradı. Sözde Kemalistler Derneği için 5,5 milyar yani günümüz ederiyle 3,5 milyon TL para istedi Çiller'den. Başbakan Çiller ise ertesi gün örtülü ödenek hesabından bu parayı kendisine ödedi. 6 ay sonra saklandığı evden cep telefonuyla bir TV programına katılıp Çiller'i saflıkla suçladığı bir görüşme yapınca konumu tespit edildi. 11,5 yıl hapis cezası aldı, 4 yıl 8 ay sonra salıverildi. Ve Ponzi sistemini kuran Charles Ponzi tanısa karşısında ustam diye eğileceği biri var sırada. Kenan Şeranoğlu. Aslında bu videoya kendisini eklemeyecektik ama adam bir ilki başarmış sonuçta. Peki neymiş bu ilk? Türkiye'nin ilk saadet zinciri Titan'ı kurmuş bu adam. Tam adıyla Titan, Uluslararası Bilgi İşlem Matematiksel Sistemler Ticaret Danışmanlık Şirketi. Hani matematiksel böyle aynen. Hani tamamen danışmanlık kardeşim. Mega Holdings falan vardı bir ara hatırlarsınız. Bugün bir ver, yarın üç alırsın kafası işte. 90'lı yılların başı henüz. O zamanlar dolar ve euro dışında uluslararası çapta önemli bir para birimi daha var. Alman markı. Güvenilir, dirayetli bir ekonominin simgesi. Kenan Şaranoğlu da gerekli tüm ticari izinleri alıyor. 2450 mark karşılığında üye olabileceğiniz, karşılığında da eğitim ve danışmanlık hizmeti alabileceğiniz bir şirket kuruyor. Buraya kadar her şey doğal. Her yeni üyenin getirdiği para eski üyelere dağıtılıyor bu sistemde. Ne kadar üye getirirseniz o kadar pay alıyor, o kadar ünvan yükseliyor, o kadar yüksek danışman oluyorsunuz. Bilenleriniz vardır. Buna da network marketing deniyor. Üstelik sistemin sırları hakkında şikayette bulunana sözleşme gereği para cezası veriliyor. İşte bu yüzden insanlar da en yakınındaki, en güvendikleri kişiyi alıp götürüyor bu toplantılara. Sahnelerde kazançlar açıklanıyor, Tarkan şarkılarıyla çılgınlar gibi dans ediliyor. Ortama ilk kez gelen biri, tanıdığı kişinin de verdiği güvenle büyüleniyor bir anda. Lüks otellerde, restoranlarda yapılan şaşalı toplantılarla bu zincire 35 bin kişi üye oluyor. Kaba bir hesapla 84 milyon mark, o dönemin parasıyla 10 trilyon lira, bugünün parasıyla 1 milyar TL'ye yakın para toplanıyor havuzda. Üyeleri arasında kimler yok ki? İş adamları, avukatlar, doktorlar, sanayiciler ve tabii ki de ünlüler. Tabii onları da daha önce kimse kandırmamış böyle, bilmiyorlar işin içini, son derece masumca. Yokuş aşağı giden bu kamyonun freni Kenan Şeranoğlu'nun şatafatlı doğum günü partisinden sonra patlayıveriyor. Bu sırada deliryum geçirip akıl hastanesine girenler mi ararsınız? İntiharın eşiğine sürüklenenler mi? Biz burada konuyu böyle gülerek anlatıyoruz ama o insanlar için gerçekten üzücü bir durum. Neyse. 1998 yılında zincirin 22 yöneticisiyle birlikte tutuklanıyor Kenan Şeranoğlu. 10 yıl hapis yatıp afla serbest kalıyor. Kendisi şu an ne yapar ne eder bilmiyoruz ama aynı gösterişle yaşarken köşeyi kara paradan dönenler de var. Bunlar da annelerin üzerine kozmetik dükkanı falan açıp hapse giriyorlar şu sırada. Baktığında her şey yasal yani. Sonuçta hukukta ahlak kuralları da yazmıyor. Komşusunu, arkadaşını ve kendi devletini
dolandıranları gören bu topraklar başka devleti dolandıranları da gördü. Eyüplü Halit ile tanıştı. Aslında Osmanlı'nın son günlerinde İstanbul'da yaşayan ve 68 genç kadını evlilik vaadiyle kandırıp paralarını çalan bir hırsızdı Eyüplü Halit. Tarihçi Rıfat Bali'nin iddiasına göre aldığı cezalardan dolayı bir gün hapse girdi. Aynı koğuşta yaşayan İtalyan asıllı bir kasa hırsızı ile tanıştı burada. O dönem İtalya'yı yöneten faşist lider Mussolini'ye İtalyanca bir mektup yazdı. Size olan sempatim, size olan sevgim, sizin düşüncelerinizi beğenmem sebebiyle Sultanahmet cezaevindeyim. Çoluk çocuk evde aç, bana lütfen yardım edin. Bu mektuptan 15 gün sonra İtalyan konsolos elinde bir çanta parayla İstanbul Valiliğine geldi ve Halit Keskiner adında birini görmek istediğini söyledi. Valilik o Halit'in bizim Eyüplü Halit olduğunu öğrenince kendisini sorguya çekip oğlum senin Mussolini'ne ne alakan var diye sordu. O da param yoktu o yüzden bu yola başvurdum dedi. O para Eyüplü Halit'e hiçbir zaman ulaşmadı tabii. Ama kendisi Avrupa'nın en büyük liderlerinden Mussolini'yi bile dolandırmıştı. Eyüplü Halit'ten neredeyse bir asır sonra 2023'te ABD'de yaşayan bir Türk tutuklandı. Onur Aksoy. Çin'den getirdiği çakma cihazlara replika logolar yapıştırıp orijinal kutular ayarlayarak bunları ABD ordusuna, hastanelerine ve okullarına sattı. Ama sıkı durun. Hem de bu operasyonu sürdürmek için 20'den fazla paravan şirket kurdu. Tam 9 yıl boyunca bu sahte ürünler üzerinden 1 milyar dolara yakın vurgun yaptı kendisi. Sahte mal kaçakçılığı sebebiyle firma kendisini 7 kez uyarsa da federaller tarafından 2021'de deposu basılana dek sahte evraklarla paçayı sıyırmayı hep başardı. Şimdi kendisi ABD'de hapiste. Yatıyor. Dolandırıcılığın Nobel'i olsa alacak adamlar var dedik ya işte. Bu da o hikaye. Sahte diplomayla doktor olup yıllarca hasta tedavi eden sahte doktorların. Canı sıkıldıkça ortaya çıkıp bütün Türkiye'yi dolandırıp utanmadan bir de milletvekili adayı olan Jet Fadıl'ların. Tosuncukların hatta Tosuncuk Promex'lerin de sonu gelmez bu gidişle. Hapisteyken diğer mahkumlara alın teriyle para kazanmak konferansı veren Sülün Osmanlıların da sonu gelmez böyle giderse. Artık bu dolandırıcılara olan sinirimizden mi ya da olayı iyice çözmemizden mi kaynaklanıyor bilmem ama bir de WhatsApp mesaj atan yabancı numaralı dolandırıcıları da dolandıranlar var aramızda. Dikkat edin, başınız yanabilir. Çünkü onlardan aldığınız para size başka suçlar için kullanılmış hesaplardan geliyor. Konuyu merak edenler şuradaki videoyu da izleyebilir. Diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim. Sizsiz olun, kolay para uğruna dayınız, teyzeniz, amcanız bile olsa işi ve uzmanlık alanı böyle çok belli olmayan insanlara öyle pek güvenmeyin. Çünkü görüyoruz ki birçok dolandırıcılıkta önce yakınlarınız tongaya düşüyor, ardından da onlara güvenen diğer yakınları. Başka bir videoda görüşmek üzere.